أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين أما بعد geçen hafta Cin suresinin tefsiriyle devam ediyorduk. 29. cüzün tefsiriyle başlamıştık. Mülk suresiyle. Allah'ın fazlı keremiyle Cin suresine kadar geldik. Allah tamamlamayı nasip etsin. Cin suresinde geçen hafta insanlardan bazı erkeklerin cinlerden bazı erkeklere sığındığını, bunların birbirleriyle karşılıklı metalaştıklarını, cinlerin metasının faydalandıkları şeyin insanların onları tazim etmesi olduğunu, insanların ise cinlerden faydalanmasının cinlerin getirdiği bazı gaybi haberlere, kısmı gayb olan ki gaybın çeşitleri bu hafta da gelecek, bu gibi bilgileri vermesi sebebiyle karşılıklı bir faydalanmaları söz konusuydu. Şimdi inşallah devam edeceğiz. En son ayette böyle söylemişti Allah Subhanahu ve Teala. 7. ayet ve annahum zannu kema zannantum alla yeb'atallahu ahada. 7. ayette diyor ki doğrusu onlar zannettiler ki sizin zannettiğiniz gibi zannetmişlerdi ve demişlerdi ki Allah hiç kimseyi diriltmeyecek. Hatırlayacak olursanız cinler hakkında yaptığımız bir mukaddime vardı geçen hafta. Dedik ki onlar da bizim gibi İtaatkarı, fasığı, günahkarı, ehli sünnesi, bidatçısı nasıl insanların sınıfları varsa cinlerin de böyle sınıfları vardır dedik. Bu yüzden insanlardan dirilmeyi inkar edenler var olduğu gibi cinlerden de dirilmeyi inkar eden bazılarının var olduğunu Allah bu ayette haber veriyor. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ Cinler konuşmaya devam ediyorlar. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا Diyor ki doğrusu biz o gökyüzünü yokladık da onu güçlü kuvvetli muhafızlar ve alevlerle doldurulmuş olarak bulduk. Bakın Mülk suresinin tefsirini yaptığımız hafta cinlerin gökten nasıl kulak hırsızlığı yaptıklarını anlatmıştık. Bu ayette de diyor ki cinler biz gökyüzünü yokladık da kontrol ettik de bir baktık ki orada sağlam muhafızlar ve gelen cinleri yakan alev topları var diyor. Biz bunu gördük diyor cinler. Hatırlayın daha önce de anlatmıştık. Bunlar levh-i mahfuzda yazan bazı bilgileri elde edebilmek için ve kahine arrafa getirip bunu insanlara haber verebilmek için gökyüzüne çıkıyorlardı. Gökyüzünde bilgiyi aldıktan sonra birbirlerine atıyorlardı. O yüzden bir gece vakti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle beraber giderken bir baktılar ki yıldız kaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yıldız kaymasını ne olarak bilirsiniz? Dedi ki biz cahiliyede biliriz ki yıldız kaydı mı ya büyük biri doğdu ya da öldü. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alakası yoktur bundan diyor. Yani yıldız kaymasının bu anlattığınız şeyden bir alakası yoktur. Bu diyor meleklerin kulak hırsızlığı yapan cinleri taşlamasıdır diyor. O kayan yıldız bir meleğin kulak hırsızlığı yapan cinliği yakmasıdır güzel kardeşler. İstanbul gibi çok fazla ışıkların olduğu bir şehirde yıldız kayması muhakkak gözlemlenir ancak çok fazla idrak edilemez. Çünkü ışıklar çok fazla. Siz özellikle deniz kenarında karanlık bir yerde veya bir ormanlık bir arazide bir göğe bir bakın dakikada bir yıldız kayar. Yani bu kadar şeytan bilgi hırsızlığı için uğraşıyorlar gökte. O yüzden şeytanlar bazen bilgiyi çalabiliyorlar. Gayba dair bilgiyi çalabiliyorlar. Onu da insandan askerlerine getirip veriyorlar. Tabii yanına 99 tane yalan koyarak. Genelde bu kahinlerin isabet ettikleri hani şeyler var ya. Mesela Bulgaristan'ın bir tane kahini var. Yaşlı bir kadın. 8 yaşındayken suya düşüyor bu şeytan. 8 yaşındayken suya düşüyor. Boğulmadan kurtuluyor. Bir şekilde efsaneler anlatıyorlar. Cinler bunu kurtarmışlar bir şekilde. Sonra bu kör oluyor. Çiçek hastalığı geçiriyor. Kör oluyor bu hastalıktan. Daha sonra arraflık yapıyor, kahinlik yapıyor, gaybi şeyler hakkında haber veriyor. Bu kadın öyle bir kadın ki Bulgaristan devleti bu kadına maaş bağlıyor. Yani devletin geleceğini bu kadının verdiği gaybi haberlerden öğreniyorlar. Olga'ydı yanlış hatırlamıyorsam kadının adı. Hatta o dönem John F. Kennedy, Amerikan başkanı ziyarete gelmek istiyor bu kadını ama Amerika, Rusya... Soğuk savaşı sebebiyle izin vermiyor Bulgaristan hükümeti bu kadınla görüşmesine. John F. Kennedy'nin. Ve o kadın 1950'ler ve 60'larda iki tane metalden kuş diyor. Dünyanın en büyük binalarına girecektir. Dünyanın seyri değişecektir diyor. Bir kehanet.
Ha, bunun 11 Eylül olması muhtemeldir. Kadın belki bunu şey yaptı. İki tane büyük bina, iki tane metal kuş, uçak girmiş, dünyanın seyri değişmiş. İnsanlar İslam'ı yöneliyorlar, cihat başlamış vesaire. Netice itibariyle bu haberi doğru olması demek, o kadının söylediği her şeyin doğru olması demek değildir. Nitekim benim bu konuda yaptığım, yani şahsımın yaptığı bazı araştırmalar vardı. Sırf bu İslam'ın bu meseleyi anlatmasından dolayı kafirlerin kitaplarına müracaat ettim. Baktım neler yazıyor. Mesela Nostradamus diye biri daha var. Onda kehanetler kitabı var. Kendince kehanetler yapmış. Orada da saçma sapan şeyler anlatmış. Evet, tutan şeyler var ama bir dünyada yalan var. Mesela 1980'lerde şöyle olacak demiş, hiç alakası yok. 1980'lerde öyle bir tarih kaydı yok. Öyle bir şeyin olduğuna dair. Ama insanlar ne yapıyorlar? Bir tane isabet eden doğruya bakıyorlar. 99 tane yalanı görmezden geliyorlar. O yüzden İslam şu nası sabit kılmış. Men ata arrafen ev kahine fesaddakahu bima yakul وَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ Kim arrafa, kahine gelir ve bir şey sorarsa, tasdik ederse onu Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Aleyhissalatü vesselam. Bu hadisin bir lafzı. Diğer bir lafzında men ata arrafen ev kahinen lafzı var sadece. Orada tasdik etmek yok. Kim arrafa veya kahine gelirse o diyor Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Başka bir hadiste lem tukbel lehu salate 40 yevmen diyor. 40 gün onun namazı kabul olmaz diyor. Başka bir rivayette hadisin. Bakın, tasdik etmeyi bir kenara bırakın. İslam arrafa inanmamanıza rağmen gidip soru sormanızı dahi 40 gün namazdan men etmek gibi bir ceza ile cezalandırmış. Niye? Çünkü insanlar belli bir dönem sonra ne yapmaya başlarlar? Kalplerini bu kehanetlere bağlamaya başlarlar. 2012 Mayaların takvimi bitmiş, kehanete göre kıyametmiş. Herkes panikliyor. Bir kuş yağmuru oluyor, ölüyorlar. Yok bir doğa olayı oluyor, deprem oluyor. Aha, dünyanın sonu mu geldi? Bakın, bu konuşmalar nereye varacak biliyor musunuz? Kahinlerin verdikleri haberleri tasdike varacak ki bu icmayla küfür. Yani akıl sahibi bütün Müslümanlar icma etmişler ki kim kahinin söylediğini tasdik etse kafir olur. Öyle bir yere götürüyor insanları. Netice itibariyle İslam her türlü kehanetten ne yapmıştır? Uzak tutmuştur. Özellikle maddesel dünyadan, ticari ve şehirleşmiş hayattan uzak insan toplulukları genelde kahinlere çok iltica etmişler. Ama şu anda çok fazla önceye göre yok. Gene var tabii ki de ama önceye göre yok. Sebebi de insanların dünyevileşmesi. Gaybi şeylere imanlarının azalmasıdır. Yani önceki kabilelerin böyle kentselleşme, bir araya gelme gibi şey olmadığı için bir köylük bir bölge, kırsal bir bölge. Geceleri işte cinler, şeytanlar cirit atıyor. Herkes korkuyor, gölgesinden şey yapıyor. Orada bir tane işte yaşlı bir kadın var, kahin, şeytan. Millet geliyor ona soruyor. Hani böyle eski filmlerde dahi anlatılır böyle işte bir kabilenin bir tane kahin, bir tane kadını var, gelip ona sorulur. Dediğim gibi dün bunun bu kadar çok yaygın olup ve tasdik edilmesinin sebebi insanların gayba olan imanının dün fazla olmasındandır. Bugün materyalist bir dünya olduğu için, maddecileştiği için insanlar maddeye artık tapmaya başladıkları için netice itibariyle insanlar bu gibi şeylere imanlarını da kaybettiler ve kahinlere gitmek de önceye göre azaldı. Ama dediğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle Müslümanın bunlardan işi olmayacak. İslam olsa ne olacak? İslam bu gibi kahinlerin kellesini kesecek. Bir gün Cündep radıyallahu anh'unun yanında sihirbazın bir tanesi kuşun kafasını ayırıp birleştiriyor. İnsanlara sihir yapıyor. Aa diyorlar, bak kan çıktı, birleştirdi. Cündep bunu görünce diyor, kılıcını çekiyor, o sihirbazın boynunu vuruyor. Hadi şimdi de birleştirsin diyor. Yani orada bir sihir var, insanları bir kandırmaca var. Şeytanın gözleri tahayyül etmesi ki Hazreti Musa da Firavun'un sihirbazlarının sihrini görünce korkmuştu. İnsanlar, yılanlar, ejderhalar görmüştü. Allah Musa'ya dedi, at sen asanı. O yılana dönüştü ve o ejderhaları yedi. Öyle değil mi? İnsanlar bunu gözleriyle müşahede ettiler. Halbuki hepsi tahayyül, değil mi? Hayal yani. Hayal ürünü, şeytanın halüsinasyon denen şeyle insana olmayan şeyleri oluyormuş gibi göstermesi, bu kadar. Netice itibariyle İslam olduğu zaman bu gibi şerrin önünü almak adına ne yapar? Bu gibi kahin ve sihirbazları öldürür İslam devleti. Hazreti Ömer radıyallahu anhu döneminde
Ömer radıyallahu anhu valilere mektup yazmış ve demiş bulduğunuz bütün Arraf ve kahinleri öldürün. Tarih kitapları diyorlar ki o bu emir geldikten sonra 8 tane kahini öldürdüler diyor. Bu emir geldikten sonra 8 tane kahini öldürdüler. Çünkü bunlar insan bedenindeki cinni şeytanlardır. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُوا مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِيَ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. 9. ayette de diyor ki, zaten aynı meseleyi anlatıyor. Biz diyor gökte otururduk işitmek için diyor. Doğrusu biz onu dinlemek için ondan bazı yerlere otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa onu gözeten bir alev bulunur diyor ayette cinler. Yani kim bunu yaparsa taşlanacaktır diyor. Belki Allahu Alem dün taşlanmıyordular. Belli bir dönem sonra Allah Subhanahu ve Teala onları taşlattı. Allah en doğrusunu bilendir Subhanahu ve Teala. Netice itibariyle bugün şeytanlar aynı fiil yapmaya kalksalar Allah görevlendirdiği meleklerle onları ne yapacaktır? Yakacaktır. وَاَنَّا لَا نَدْرِي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. 10. ayette de diyorlar ki doğrusu biz yeryüzündekilere bir kötülük mü istenmiş yoksa Rablerinin onlara bir hayır mı murad ettiğini bilmiyoruz. Bak cinler diyor ki biz bilmiyoruz onlara ne gelecek. Biz yalan atıyoruz onlar da inanıyorlar diyor. Hatırlayın bir önceki dersi ne anlatmıştık? Demişti ki cinler biz zannediyorduk ki insan ve cin Rabbimize iftira etmez zannediyorduk diyor cinler. Aynı ayetlerin ardından aynı ifade burada karşımıza çıkıyor. Diyor ki halbuki diyor biz Allah insanlara hayır mı murad etmiş yoksa şer mi murad etmiş bilmeyiz diyor. Yalan atarız onlar da bize inanırlar diyor. Ve devamındaki ayette diyor ki وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكْ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا. Şüphesiz bizden salihler de vardır. Şüphesiz bunun dışında olanlar da vardır. Dedik ya cinler de insanlar gibi sınıf sınıftır. İnsanların Allah'tan korkanı vardır, Müslümanı vardır, muttakisi vardır, mücahidi vardır. İşte Müslümanın fasığı vardır, günahkarı vardır. Aynı şekilde cinler de böyledir, kısım kısımdır. Biz ayrı ayrı gruplar olmuşuzdur diyor ayetin sonunda. Dikkat ederseniz bunu ortaya koyuyor. Ayrı ayrı gruplar, salihi, faciri, bidatçısı, ehli sünnesi. İnsanlar bu kadar çeşit çeşitken onlar nasıl çeşit çeşit olmasın? Çünkü onlar dini insanlardan öğreniyorlar. Belki burada bu dersi dinleyen Müslüman cinler var. Yani Allah subhanahu ve teala bunu bilir. Çünkü onlar gelip böyle işitiyorlar. Bakın peygamberden işitmiştiler imanı o zaman değil mi? Peygamber surenin ilk ayetinde ne anlatmıştı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan ayetler okurken cinler ne yapıyorlardı? Gelip bunu işitip iman ediyorlardı. Şimdi biz de ayetler okuyoruz. Muhakkak ben iman ediyorum ki bunu dinleyip iman eden cinler olacaktır. Devamındaki ayette وَاَنَّ ظَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ حَرَبًا. Doğrusu biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı anladık. İmkanı yok kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız. Yani şeytanlar onları kandırmışlar. Bu Hristiyanlıkta bir inançtır. Şeytanın yeryüzünü ele geçirmesi. İşte cinlerin insan bedenine girip onların işte akıllarını örtmesi, onları kontrolden çıkarması, insanın artık kendi iradesi olmadan bazı bedeni fiili hareketler yapması. Bu Hristiyanlıkta bir inançtır. Şeytanın işte yeryüzünü ele geçirme projesidir. Buna Armagedon diyorlar. İyiliğin ve kötülüğün savaşı diye anlatıyorlar. Netice itibariyle cinler böyle bir amaç ve gayeyi taşıyan insanlar. Şeytan çünkü ataları şeytan onlara bunu fısıldıyor. Allah'ı aciz bırakmak gibi bir iddiası var haşa. Allah onun söylediğinden yüce ve münezzehtir. Allah Azze ve Celle ondan ortak koştuklarından münezzehtir. Cinler de bu ayetleri işitince diyor ki biz anladık ki Allah'ı kimse aciz bırakamaz. Niye? Az önce taşlandılar çünkü. Allah'ın ayetlerini birebir gördüler, yaşadılar. Çünkü kulak hırsızlığına çıkıyorlar. Tam hırsızlık yapacakken alevler onları yakıyor. Diyeceksiniz ki nasıl iman etmiyorlar? Ya bizimkiler de o kadar benzeri ayetler görüyorlar. Onlar niye iman etmiyorlar? Yani mucize kimsenin imanına, bir kafirin imanına vesile olduğunu ben bugüne kadar görmedim. Mucize ancak iman edenin imanını arttırır, küfredenin küfrünü arttırır. Peygamber ayı yarmış, miraca çıkmış.
İsra yapmış, Kudüs'e gitmiş, oradan Miraç'a çıkmış. Müşrikler demişler ki o sihirbazdır demişler. Hakk'a sihir demişler, öyle değil mi? Netice itibariyle hiçbir mucize, dediğimiz gibi biz bilmiyoruz ki tarih kitaplarında Ömer radıyallahu anhu mesela mucize görmüş de iman etmiş. Veya Ebu Bekir radıyallahu anhu mucize görmüş de iman etmiş. İşte sahabenin büyükleri, bana bir tane sahabe sayın ki mucize görmüş de iman etmiş. Hiçbiri mucizeyle iman etmemiş. Mucizeler iman eden insanların imanlarını arttırır, küfredenlerin de küfrünü arttırır. Bugün Allah'ın birçok ayetini görmesine rağmen kafirler topluluğu hepsini fizyolojik olaylara bağlıyorlar. Fiziksel bazı sebep-sonuç ilişkisi anlatıyorlar, meseleyi kapatıyorlar. Yok işte niye çok fazla deprem oluyormuş, yok sismik hareketler çoğalmış, gazlar birikmiş, oradan açığa çıkmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bak çok kolay bir tevil yolu buldular ama biz ne olarak bakıyoruz? Diyoruz ki zaten peygamber haber vermişti, kıyamete yakın aleyhissalatü vesselam demişti ki depremler artacak, ölümler, toplu ölümler artacak. Biz diyoruz ki toplu ölümler kıyametin alametidir, o diyor ki kitle imha silahları var, o yüzden diyor toplu ölüm oluyor, ne alakası var diyor. Yani siz ne taraftan baktığınızla alakalı bir şeydir. Arapların güzel bir sözü vardır. Meziyet görmek istemeyen bir kişi meziyet göremez derler bir insanda. Yani siz art niyetle baktığınız zaman her türlü olumsuzluk görebilirsiniz karşı tarafta. Çünkü siz meziyet görmek istemiyorsunuz. Ama siz onda bir güzellik arıyorsanız hemen bulabilirsiniz. Çok basit bir şey bile büyük bir şey haline getirebilirsiniz. Netice itibariyle mucizeler de böyledir kardeşler. Dediğimiz gibi sadece iman edenlerin imanını arttırırlar. O yüzden cinler diyorlar ki biz anladık ki Allah'ı aciz bırakamayız. İblisin bize vahyettiği batılmış. Bizim ondan kaçmamız da gene onu aciz bırakmaz. Yani biz kendimiz azaptan kurtulamayız. Allah bizi öldürecek, diriltecek ve bize azap edecek eğer tövbe etmezsek diyorlar. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا الْهُودَ اَمَنَّا بِهِ Allahu Akbar. İşte bu Müslümanın, İnsandan olan Müslümanın ve cinden olan Müslümanın ortak hali. Biz diyor hidayeti işittik de ne olduk? Ona iman ettik. Tabi olduk yani. Bakın iman Arapça tasdik demektir, onaylamak demektir. Ama ıstılahen iman ittibadır. İman ittibadır. Delili Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadistir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iki tane Yahudi geliyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki ya şu peygambere gidelim hadi gel birkaç soru soralım. Diyor sus diyor, duymasın peygamber dediğini. Hemen yapışır yakana, sana şimdi anlatmaya başlar diyor. Ya dur diyor, gidelim iki tane soru soralım. İkisi kalkıyorlar gidiyorlar. Peygamber sırasında iki tane soru soruyorlar kıyamet günüyle alakalı. Peygamber de Tevrat'ta ne yazıyorsa ona haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü zaten Tevrat'ta aynı şeyi anlatıyordu. Onlar Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini ayaklarını öpmeye başlıyorlar. Kapanıp ellerini ayaklarını öpüyorlar. Diyorlar ki şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Diyor ki niye bana tabi olmuyorsunuz? Diyor ki biz sana tabi olsak kavmimiz bizi öldürür. İbnül Kayyim diyor ki bu iki Yahudi iblisle aynı küfürdeler diyor. Adamlar peygamberin ayaklarına kapanmış öpmüşler, demişler şehadet ederiz sen peygambersin. Demek ki iman tasdik değil. İman eşittir ittiba. Ne diyor Resulullah? Niye bana iman etmiyorsunuz değil aleyhissalatü vesselam. Niye bana tabi olmuyorsunuz? Cinler de ne dediler? وَاَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا الْهُدَى Biz ne zaman ki hidayeti işittik, çünkü bilmiyorduk. İnsanda esas nedir? Cehalettir. İnsan sonradan talim eder. Hidayeti sonradan öğrenir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor biz sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmiyorken çıkardık. Sonra şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdik. Çünkü ilim kulak ve gözle talep edilir, kalp de onun şükrünü yerine getirir. İnsanda esas cehalet olduğu için hakkı işitmekle ancak öğrenebilir insan. Melek, cinler de diyor ki biz ne zaman işittik ki hidayet budur? اَمَنَّا بِهِ İman ettik, yani bima'ne ittiba ettik, tabi olduk. Dediğimiz gibi iman ıstılahta nedir? Tabi olmaktır. Yoksa lügat manasında olduğu gibi tasdik etmek demek değildir. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا Diyor ki her kim Rabbine iman ederse ne hakkı yenme ne de kendisine haksızlık edilme korkusu onu alır. Yani kim Rabbine iman ederse şundan emin olsun ki ne kendisine zulmedilir ne de haksızlık yapılır. Bu bir şeyi ortaya koyar.
Din günü de diye iman ettiğimiz şey var ya, işte o hakkın ehline teslim edileceği gündür. Cinler de bunu kastediyorlar. Dünyadayken firavunlar zulmen kadın, çoluk, çocuk öldürebilirler. Bugün Suriye'de öldürdükleri gibi. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Aynı şekilde çocukları öldürüyorlar. Yaşlıları öldürüyorlar. Kim yapıyor? Zalimler yapıyor. Ama o zalimler niye tasallut ettiler o halkın başına? Tabarani'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste olduğu gibi Abdullah İbni Ömer diyor ki 5 şey var ki kim onları terk ederse Allah da ceza olarak şunları verir diyor. 1. Bir kavim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk ederse diyor, Allah o beldeye zalim zorba yöneticileri musallat eder diyor. Allah dünkü zalimleri, ki her müşrik zalimdir, 5 yılda bir teşri hakkını demokrasi pisliğiyle Allah'tan alıp kendi yöneticilerine veren halklar var ya, zalim halklar. İşte onlar bu zalimlikleri yaptıkları için dün, Allah da bugün zorba zalim yöneticilerle onların zulmünü gideriyor. Ama bu netice onlara merhamet duymamamız demek değildir. Biz hepsine merhamet duyuyoruz. Bizim devletimiz olsa Müslümanlar olarak gider Beşar'ın kellesini keseriz, askerlerininkini keseriz. Ötekilerine deriz ki bak İslam bu. Ya adam olun, İslam'a girin ya da siz de Beşarlarla aynı yere gideceksiniz. Niye? Çünkü sizin nesliniz tükenmezse sizin gibi müşrikler böyle yöneticileri başa getirecekler. Onlar da kadınlara tecavüz edip çocukları öldürecekler. Evet, fail onlar ama o faili iş başına getirenler başka failler. Ortaklar bunda. O yüzden İslam bütün halkların tek çıkışıdır. Şeriat bütün halkların tek çıkışıdır. Şeriat olursa kimin kanının dökülüp dökülmeyeceğine kim karar verir? Allah. Subhanahu ve Teala. Allah karar vermezse kim karar verecek? Beşer gibi şeytanlar karar verecek. Onlar da keyfine. Kendi safında olanların kanını haram kılacaklar. Kendi safında olmayanların kanlarını kendilerine mübah kılacaklar. Ya Allah'ın emrettiği kanlar dökülecek ki başka çaresi yok. Ya da şeytanlar kan dökecekler. Burada da adalet ve merhamet gözetmeyecekler. Çünkü şeytanlarda merhamet yok. Gerek insi şeytanlar gerek cinli şeytanlarda merhamet yoktur. Netice itibariyle eğer dünyada insan böyle bir zulme uğrasa, bugün Beşar'ın kadınları ve çocukları öldürdüğü gibi bir ölüme maruz kalsa, Allah kıyamet günü onlara hakkını iade edecektir. Niye? Zulmen öldürüldüğü için eğer cehennemdeyse azabı hafifletilecektir. Eğer Müslümansa cennette derecesi arttırılacaktır. O yüzden cinler diyor ki, şimdi bakın öncesinde ne dediler? Şeytan bize vahyetmişti ki biz Allah'ı aciz bırakabiliriz haşa. Anladık ki bu batılmış. E kaçsak gene Allah'ı aciz bırakamayız. Bu sefer kim saldıracak dünyada? İblis. İblis onları ölümle tehdit ediyor. Ben sizi öldürürüm diyor. Onların arasında büyükleri. Cinleri tehdit ediyor ufaklarını. Siz de azgınlık yapacaksınız. Yapmazsanız sizi öldürürüm diyor. Burada son ayette ne diyor cinler? Biz imanı işittik. Hidayeti işittik. İman ettik. Ve biliyoruz ki Allah'a iman eden haksızlığa uğramaz. Başına zulüm gelse dahi. Bu da insanın Allah'ın kaderine boyun eğmesinin gerektiğinin başka bir göstergesidir. Başka bir delilidir. Netice itibariyle dediğimiz gibi, defalarca zikrettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kıyamet günü her hak sahibine hakkını iade edecektir. O yüzden ateistler görebilirsiniz. Böyle kendilerince anlatırlar, şüpheler üretirler. Onlara bir sorun bakalım, kimseden alacakları kalmış mı kalmamış mı? Muhakkak birilerinden alacağı kalmıştır. E kim alacak o alacağı? Dünyada alamadın, devletin alamıyor, sen alamıyorsun. Adamın yanına kar mı kalacak? O zaman nasıl adalet olacak? Hep diyorlar ya adalet, adalet. Onlar kafir dahi olsalar adaletten bahsediyorlar. Ya kardeşim din günü senin hakkını korumak için de var, ahmak insan. Allah senin hakkını bile koruyor. Ama sen kendini akledip düşünmüyorsun, ateşten korumuyorsun yani. O yüzden Allah kimseye zulmetmez ama ahmak insanlar topluluğu kendi nefislerine zulmederler. Allah'ın şeriatına tabi olursa insan, Allah ona hakkını iade eder. Aksi takdirde zulümden insan kesinlikle ne yapamayacak? Dünyada diğer insanlardan kaçamayacak. وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ. Şüphesiz bizden hem Müslümanlar var
Hem de ne yapanlar var? Zalimler var. Gasitun, haddi aşanlar demek, zalimler demek. Bu ayetin tefsirinde alimler az önce bahsettiğimiz şeyden bahsetmişler ve demişler ki cinler fırka fırkadır, grup gruptur. Onların günahkarları da vardır. فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا. Kim de Allah'a teslim olup boyun eğerse işte onlar doğru yolu arayanlar, rüştü arayanlardır diyor. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala cinlerin ağzından bunu ne yapıyor? Naklediyor bize. وَاَمَّا الْقَاسِتُونَ. O işte azgınlık yapan zalimler var ya, فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Onlar cehennemin odunlarıdır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Hem cinlerden hem insanlardan Allah'a karşı isyan eden şu topluluk hepsi cehennemin odunlarıdır. Bazen öyle insanlar görürsünüz ki yürürken onlar cehennem odunudur. Allah'a yaptıkları isyandan dolayı, Allah Azze ve Celle olan küfürlerinden, inatlarından dolayı onlar cehennemin odunlarıdır. Gerek cinlerden gerekse insanlardan. وَاَنَّ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْتَقَيْنَاهُمْ مَاً غَدَقًا. Dediler ki 16. ayette, eğer onlar Allah'a teslim olma yolunda dosdoğru gitselerdi elbette kendilerini bol su sunardık diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Burada bakın Allah bir teşbih yapıyor. İnsan hidayete susayacak ki Allah ona su versin. Ama susamadan ya Allah da bize hidayet etmiyor ki demek Allah'a iftira atan müşriklerin işidir. Ne diyorlar müşrikler Kur'an'da? Allah onların sözünü naklediyor. Müşrikler dediler ki Allah dileseydi biz de babalarımız da Allah'a ortak koşmazdık. Bakın ne yapıyorlar? Suçu Allah'a atıyorlar. Niye? Onların babaları iblis de aynısını yapmıştı. Dedi ki ya Rabbi sen beni saptırdın. Ama Adem dedi ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Bakın ikisi de suç işliyor. Arasında temel bir fark var. Biri rahmani tavır, biri şeytani tavır. O yüzden Allah subhanahu teala diyor ki eğer insan veya cin fark etmez. Kim hidayete susarsa şüphesiz biz onu sular bir vaziyette karşılayacağız diyor. O bizi böyle bulacak diyor. Biz onu sulayacağız diyor. Hani hep meşhur bir kıssadır. Herkes bilir yani. Çocuğa kadar herkes bilir. Adam biri demiş alimin birine ben Resulullah rüyamda göremiyorum niye deyince demiş ki akşam tuz yala yat demiş. Su içme demiş. Adam niye falan biliyorsunuz kıssayı. Ondan sonra bütün gece sabaha kadar şelaleler görmüş. Demiş şelale gördüm. Demiş ki dilinin yandığı gibi kalbin de yansaydı o zaman Resulullah'ı görürdün demiş aleyhissalatü vesselam. Şimdi insanın kalbi de hidayetle yansa, Allah sevgisiyle yansa, cennet sevgisiyle yansa, cehennem korkusuyla dolsa, ahireti ummakla dolup taşsa kalp, tabii ki hidayeti Allah bulacak. Allah sözünden dönmez. Allah'ın vaadi değişmez. Allah diyor ki ben isteyene ve dileyene ne yapacağım? Hidayeti vereceğim. Mesele bizim talep etmemizde kalıyor. Mesele bizim hakka teslim olup tabi olmamızda kalıyor. Ama yol öyle bir yol ki sürekli çatallar var. Hiç bitmiyor çatallar. Birinci çatalı geçiyorsunuz, ikinciyi geçiyorsunuz, üçüncüyü geçiyorsunuz, dördüncü de geliyor. Birinci de aileyle Allah arasında yol ayrımına giriyorsunuz. Allah'a giden yolu tercih ediyorsunuz. Birinci çatalı geçiyorsunuz. İkinci çatala geliyorsunuz. Kadın çatalı. Nikahladığınız kadın veya nikahlamadığınız sevdiğiniz bir kadın. Orada da diyorsunuz gene Allah'a doğru bir yol tutturayım. Bitti yok. Finish çizgisi yok. Devam edeceksin. Başka bir çatal gelecek. Sonra başka bir çatal daha. Orada başka bir imtihan. Diğerinde başka bir imtihan. Ölene kadar bitmeyecek. اَوَلَمْ يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً مَرَّةً. Görmüyorlar mı? Biz onları her sene bir veya iki defa fitneye uğratırız. Fitne eşittir icmayla şirk. Allah her sene Müslümanları bir veya iki defa şirkle imtihan eder. Bir kere iman etmekle kurtulunmaz. Delili sahabedir. Bedir'e katıldılar. Allah'ın meleklerle yardımını gördüler kendilerine. Uhud'da, Hendek'te, Mekke'nin fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam devletini kurup İslam'ı bütün dünyaya yaydığını görmelerine rağmen imtihanları bitmedi. Peygamber hemen vefat eder etmez mürtet olanlar savaşlar, onları tekfir etmek, onlarla savaşmak. Ondan sonra ardından başka bir taife hariciler Müslümanlara kafir diyorlar. Sonra mürciyeler, cehmiyeler kafirlere Müslüman diyorlar. Aman Allah'ım yani sahabenin ortasına düştüğü bir tabloya bakın, duruma bakın.
Bunlar dün kazanmıştılar çatallarda dönüşleri. Bitmedi ki. Ölüm gelene kadar bitmedi. O yüzden Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da her çatalda kalbi hidayete susayan insanlardan kılsın bizi. Eğer kalplerimiz öyle olursa Allah o her ayrında, her çatalda bizi ne yapacaktır? Hak olan, doğru olana iletecektir. لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ وَمَنْ يُعْرِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَادًا. Onları diyor imtihan edelim diye biz bunu yaptık diyor. Allah Azze ve Celle diyor ya, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُ اَنْ يَكُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler? He? Derse geliyoruz, o Müslümanları görüyoruz, işte sakallı sahabe gibi görüntüsü cismi olan insanlar, hoş beş gülüyoruz, eğleniyoruz, tamam. Din böyle tatlı. Ama bir bela geldiğinde ya bu sakallar da uzak olsun. Bu olmaz. Bu şeytanın tavrı yani. Dün güzeldi, bugün niye kötü? Bir sabretsene, bir imtihan gelmiş, fitne gelmiş. Allah'tan bir musibet gelmiş. Şeytanlarla Müslümanların farkı burada ortaya çıkar. Münafıklar dediler ki insanlar innen nase kad cema'u lekum fahşavhum. İnsanlar toplanmış size geliyorlar, korkun dediler münafıklar. Bir duydular ki kafirler saf saf olmuş geliyorlar. Müminlerse dediler ki hâzâ mâ va'adenallâhu ve rasûlüh. Bu Allah'ın ve Resulü'nün vaat ettiği şeydir. Zaten musibet eşittir yardım demekti. Elhamdülillah hepsi toplanmışlar, üzerimize geliyorlar. Polisten bir baskın gelir, askerden bir baskın gelir. Müslümanları bir toparlarlar, hemen suçu birbirine atmaya kalkarlar. Sen telefonda bunu konuşmasaydın, sen şu gün şundan oturmasaydın, sen şunu yapmasaydın burada olmayacaktık. Hani kadere iman? Allah diyor ki, münafıklar dediler ki, savaşa çıkmasaydılar ölmeyecektiler. De ki, onlar yataklarında sağlam surlar arkasında da olsalar öleceklerdi zaten. Allah'ın yazdığı kader, ecel değişmez ki. Hangisini yapıyorum ben Müslüman olarak? Acaba münafığın yaptığını mı yapıyorum musibet anında, suçu birbirine atmayı mı? Yoksa güzel vesveseyle Müslümanları bir arada tutmayı mı? O Müslümanlar bilmiyor muydular? Bu Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği gündür diyen Müslümanlar, sayıca az olduklarını, güçlerinin olmadığını, helak olabileceklerini, değil mi? Allah her zaman yardım vermez ki. Yahya aleyhisselam ağacın kavuğunda kesilmiş, öldürülmüş, zafer görmemiş ki. Biz de bilmiyoruz ki zafer göreceğimizi. O yüzden amacınız zafer olmayacak, amacınız Allah'ı razı etmek olacak ki neticeye bakmayasınız. Ama amacınız netice ise, kusura bakmayın, yanlış yolda yürüyorsunuz. Çünkü dünya için uğraşıyorsunuz. Allah'ın rızası için değil. İhlas nedir? Allah rızası için uğraşmaktır. Öyle değil mi? İhlas Allah rızası için uğraşmaktır. Senin bu kadar kulluğu yapman ve İslam devletini ikame etmek, hilafeti ikame etmek için yaptığın bütün çalışmaların amacı devlet kurmak değil, Allah'ı razı etmektir. Ama sen amacını unutup aracı amaç yaptıysan, kusura bakma, ben dünyada bensem öyle veya sensen öyle, Allah korusun, bizi ne bekler? Cehennem ateşi bekler. Ama amaç Allah'a razı etmekse, 5 kişiysen elhamdülillah, 5000 kişiysen gene elhamdülillah. Elhamdülillah ala kulli hal. Her halimizde Allah'a hamdolsun. Nuh aleyhisselam için Allah ne diyor? Nuh çokça şükreden bir kuldu diyor. Çokça hamd eden bir kuldu. Tek başınaydı, bir gemiyle kurtuldu. Yanında 3-5 tane adam rivayetlerde gelen. Bütün kavim helak olmuş. Bak o durumda bile şükreniyor. O yüzden şükredin halinize. 10 tane Müslüman var yanınızda hiç yoksa. En az. He? Daha nerede bulacaksınız bunu? Adamlar dünyanın ücra köşelerinde tek başlarına Müslüman yaşamaya çalışıyorlar. Ne kadar zor bir şey yani. Allah size ikram etmiş. Sakın ha sakın Allah'ın nimetine nankörlük etmeyin. Çünkü Allah nice topluluklara vermiştir, verdiğini bildiği gibi almasını da bilmiştir. Eğer bugün bizler de bu kardeşlik nimetine, İslam nimetine sahip çıkmazsak, ki bu hidayettir, eşittir, Allah onu da bizden almasını verdiği gibi bilir. Allah Azze ve Celle nimetlerinden mahrum etmesin bizi. Burada kalalım, Allah nasip ederse haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.